31 Temmuz 2017 tarihinde ilginç bir haber yayınlandı. ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan İbrahim Yaşasın adlı bir Türk vatandaşı kan bağışında bulunmak istemişti. Ama yetkililer ona Türklerin kan bağışında bulunamayacağını belirttiler. İlk bakışta bu olaydan elbette ırkçı bir koku geliyor insanın burnuna. Zaten o dönem haberlerde ABD'li yetkililer Türklerin kanını istemiyor başlıklarıyla çıkmıştı. Bu aslında iyi bir şey değil mi Türklerin kanını istememeleri? Ama işin farklı bir boyutu vardı. Amerika'daki federal sağlık kanunlarına göre 1980 ile 1996 yılları arasında Türkiye'de 5 ay geçirenler kan veremiyor. Aslında bu Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkeler şeklinde yasalaşmış. Ama elbette bizi işin Türkiye boyutu ilgilendiriyor. Peki sizce o 16 yılda Türkiye'de 5 ay geçirmiş olmak kan vermeye neden engel teşkil ediyor? Bugün hem bu soruyu cevaplayalım hem de bunun cevabıyla bağlantılı olarak Zaporizya nükleer santralini konuşalım. Rusya'nın ele geçirdiği ve etrafında dönem dönem çatışmalar yaşanan bu nükleer santral son günlerde yine konuşulmaya başlandı. Ukrayna Rusya'nın bu santrale patlayıcılar yerleştirdiğini iddia etti. Böyle bir şey mümkün mü? Peki iddialar doğru çıksa orada yaşanan bir patlamanın Türkiye'ye ne gibi etkileri olur? Bugün tüm bu soruları kısa bir sürede hızlıca cevaplayalım. Öncelikle muhtemelen en çok merak ettiğiniz soruyu cevaplayalım. 1980 ile 1996 yılları arasında Türkiye'de 5 ay kalanlardan ABD'de neden kan bağışı kabul edilmiyor? Bir kısmınız muhtemelen tahmin etmiştir. Sebep Çernobil faciası. Bu facianın nasıl olduğunu ve Türkiye'ye etkilerini konuşarak başlayalım. Zaporijye Nükleer Santrali'nde meydana gelme olasılığı olan bir patlamanın Türkiye'de neden bu kadar gündem olduğu o zaman daha iyi anlaşılır. 1986 yılında Ukrayna'nın kuzeyinde, Kiev yakınlarında Çernobil Nükleer Santrali patladı. Bu patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının tam 200 katı büyüklüğünde bir etki oluşturdu. Patlamada ilk anda 31 kişi öldü. Ama tabii ki bunlar olaya ilk müdahale eden ekiplerdi. Maruz kaldıkları radyasyondan dolayı birkaç dakika içinde öldüler. Sovyetler Birliği bu olayı gizlemek istedi ama elbette bu büyüklükte bir faciayı gizlemek mümkün değildi. İki gün içinde nükleer bulutlar Avrupa'ya ulaştı. Avrupa genelinde radyasyonun ciddi şekilde artmasıyla Sovyetler Birliği felaketi dünyaya duyurmak zorunda kaldı ve dünyadan yardım talep etti. İşte o patlamada radyasyondan en çok etkilenen 30 kilometre çapındaki alan boşaltıldı o bölgede 135 bin kişi yaşıyordu. En çok etkilenenler bunlardı. 60 bine yakın insan kansere yakalandı. Ukrayna'daki ormanların %40'ı kirlendi. 18 bin kilometre karelik tarım toprakları kullanılamaz hale geldi. Bugün bile Çernobil'in yakınındaki Pripyat şehrinde ölçülen radyasyon düzeyi normalin 40 kat üzerinde. Ve radyoaktif kalıntıların tamamen temizlenmesi 48 bin yıl sürecek. Şu ana kadar bahsettiğimiz kısım kazanın kendi ülkesinde yani Ukrayna'ya olan etkisiydi. Ama kazanın çok uzağındaki ülkelerde bile ciddi bir radyoaktif kirlilik yaşandı. Bu ülkelerden biri de Türkiye'ydi ama o dönem yetkililer bu felaketi çok hafife aldılar. Hatta düşünün ki dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral kameraların karşısında çay içti ve bunu Karadeniz'de yetişen çayların radyasyondan etkilenmediğini ispat etmek için yaptı. Hatta Radyoaktif çay daha lezzetlidir diye ilginç bir açıklama da yapmıştı o dönem. Yani bizim yetkililer hem kazayı hafife aldılar hem de insanların aklıyla alay ettiler. Dönemin Çaykur Genel Müdürü işi daha da ileri götürüp çay kaynatıldığında radyasyonun 5-6 kat düştüğünü iddia etti. Türkiye Atom Enerjisi Başkanı bile radyasyon Türkiye'ye ulaşsa bile etkilemez diye açıklama yaptı. Yani Türkiye çok ilginç dönemlerden geçti. Ama kazadan birkaç gün sonra radyasyon bulutları Türkiye'ye geldi. Marmara ve Karadeniz'de radyasyon seviyesi kat kat arttı. Hatta 4 Mayıs'ta, yani kazadan 8 gün sonra İstanbul'da havadaki radyasyon değeri normal değerin tam 1000 katıydı. Ama bu ölçümler o dönemler halktan gizlendi ve Türkiye'de kanser vakaları 1995'ten sonra yaklaşık 3 kat arttı. İşte bu yüzden 1980 ile 1996 yılları arasında Türkiye'de 5 ay geçirmiş insanlardan ABD'de kan bağışı hala kabul edilmiyor. Yani kazaya bu kadar uzak bir coğrafyada bulunmamıza rağmen kazadan neredeyse 50 yıl sonra hala bize mesafeli durmaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden de Zaporijya'da olabilecek benzer bir felaket ihtimali Türkiye'de gündem olabiliyor. Peki güncel kısma dönecek olursak Zaporijya nükleer santralinde neler oluyor? Rusya Ukrayna Savaşı başladığından beri neredeyse bütün dünyayı birçok açıdan etkiledi. Rusya son yüzyılda dünyada Batı'nın karşısındaki güç bloğu olarak görülüyor. Haliyle Batı, Ukrayna'ya destek vererek olaya dahil oldu. Ukrayna dünyanın tahıl ambarı. Bu da elbette gıda konusunu bile etkiledi. Ama çatışmaların küresel salgından hemen sonra olması en büyük etkiyi ekonomi alanında göstermesini sağladı. Yani siyasi, askeri, ekonomik hangi açıdan bakarsanız bakın bu savaş bütün dünyayı etkiledi. Ama çatışmaları askeri açıdan ele aldığımızda karşımızdaki en büyük tehdit nükleer tehditti. Bunu da daha önce kanalda da ara ara konuştuk. Bunun konuşulmasının da iki sebebi var. Birincisi Rusya'nın dünyadaki ikinci büyük nükleer güç olması. İkinci sebepse bugünkü konumuz yani nükleer santral meselesi. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhya santrali çatışmaların ortasında kaldı. Rusya çatışmaların hemen başında bu santrali ele geçirmişti. Ve o dönem santralin yakınlarında ciddi saldırılar oldu. Hatta santralin reaktörlerinden biri füzeyle vurulmuştu. Rusya Ukrayna'nın yaptığını söyledi, Ukrayna ise Rusya'yı suçladı. Şimdi ise benzer bir olay yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Zaporizhye'ye bombalar yerleştirdiğini açıkladı. Rusya ise bunun tam tersini iddia etti. Ukrayna'da santrale saldıracağını açıkladılar. Yani iki tarafta birbirinin bu santrali havaya uçurmak için hazırlık yaptığını iddia etti. Uluslararası Atom Ajansı ise bölgedeki uzmanları santrali denetlediğini ve herhangi bir patlayıcıya rastlanılmadığını açıkladı. Ama yine de bu bölge Çernobil tecrübesini yaşadığı için elbette bu iddialar gerginlik oluşturdu. Öncelikle Rusya ya da Ukrayna bu santrale bir saldırı gerçekleştirir mi? Bu soruyu cevaplayarak devam edelim. Ukrayna elbette kendi topraklarındaki bir nükleer santrale sabotaj gerçekleştirmeyi aklından bile geçirmez. Sonuçta bu olaydan kendisi de etkilenecek. Hani aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Buraya saldıracaklar. Rusya'yı suçlayacaklar ve Batı nükleeri sebep gösterip Rusya'nın tepesine çökecek. Akla gelen en mantıklı seçenek elbette bu. Ama radyoaktif malzemelerle şaka olmaz. Ukrayna Batı'yı savaş bölgesine çekmek için bunu göze alamaz. Peki Rusya böyle bir şeyi göze alır mı derseniz o da imkansız. Çünkü böyle bir patlamadan elbette Avrupa etkilenir. Ama daha çok etkilenecek olan Ukrayna'nın doğusu olur. Yani Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların bulunduğu bölge. Tabii ki Rusya Donbas bölgesine zarar verecek böyle bir eyleme kalkışmaz. Yani hangisi açısından bak bakarsak bakalım Zaporizya santraline saldırı ihtimali bence çok düşük. Peki yine de bu ihtimal tutmaz da saldırılırsa ne olur? Bu kısım elbette önemli ama bununla ilgili farklı görüşler var ve farklı simülasyon çalışmaları da geçen yıl yapılmıştı. Bunlara göre havadaki radyasyon ilk başta Polonya ve Belarus gibi komşu ülkelere ulaşır. Avrupa'nın doğusu da genel olarak etkilenir ama daha sonra esas etkiler ülkenin doğusunda yani Donbas bölgesinde görülür. Türkiye'yi de Marmara ve Karadeniz'e sınırlı kalmak üzere etkileme ihtimali oldukça yüksek. Tabi şu an bahsettiğimiz şeyler, ihtimaller, rüzgar gibi faktörler etki alanını değiştirebilir. Aynı şekilde yerleştirildiği iddia edilen patlayıcıların nereye yerleştirildiği de önemli. Ama az önce dediğim gibi Uluslararası Atom Ajansı santralin incelendiğini açıkladı ve yerleştirilmiş bir patlayıcı bulunmadı. O zaman daha çok odaklanmamız gereken dışarıdan bir saldırı ihtimali. Geçen sene orada çatışmalar yaşandığında bu santral üzerinden ciddi bir korku pompalanmıştı. O dönem hepimiz o akıma kapıldık. Çatışmalarda nükleer santrale roket düşünce patlama ihtimalinin çok yüksek olduğu filan söylenmişti. Ama bu durum çok da gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bütün nükleer santraller olası bir savaşa dayanıklı şekilde yapılıyor. Yani bu santralin roket ya da hava saldırılarıyla falan zarar görmesi hiç olası değil. Diyelim ki tahminlerin ötesinde bir şey oldu ve santral hasar gördü. Böyle bir durumda da Çernobil felaketi gibi devasa bir felaket beklenmiyor. En fazla 2011'de Fukushima'da yaşanan kazanın etkileriyle kıyaslanabilir bir etkiden bahsediliyor. Çünkü aylar önce tehlikelere karşı tedbir olarak reaktörler kapatılmıştı ve radyoaktivite açısından risk azaldı. Yani uzmanlar, santralde bulunan nükleer materyalin büyük bir çoğunluğunun eskimiş ve radyoaktivitesini bir miktar yitirmiş olması nedeniyle bir patlama yaşansa da yakın çevresini etkilemekten öteye geçmeyeceğini düşünüyor. Yani burada Türkiye için bir risk yok. Türkiye için bir riskten bahsedecek olursak aslında tehlike orada değil. Ülkemizin doğusunda Ermenistan'ın Metsamor nükleer santrali Türkiye sınırına 15-16 km uzaklıkta ve Çernobil'dekine benzer bir zarar verme potansiyeline burası sahip. Daha fazla uzatmamak adına bu tehdidi şu an detaylı olarak konuşmuyorum. Eğer bu konuda bir video hazırlamamı isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.